saat 16 paranın izini sizlerle birlikte süreceğiz. Ekonomi gündeminde bugün hangi başlıkları izledik? Beraber değerlendireceğiz, bakacağız. Ekonomi cephesinde günü birlikte tamamlayacağız. Piyasalar sakin, pozitif bir ayrışma söz konusu. Dolar kotasyonları bugün 2.94 lira seviyesine doğru inmiş durumda. Borsada yatay bir seyir var. Keza Avrupa borsalarında da aynı seyri gözlemliyoruz. Bugünün çıkışını altın yaptı. Sabah 1240 doların üzerinde altın onsu dedik. Kapatırken günü, kapanışa yaklaşırken altın onsu 1244 dolar seviyesinde diyoruz. Altın rekor seviyelere doğru hareket ediyor. Altının gramı 118 lirayı aştı. 119 lirayı gördü bugün piyasada. Dolayısıyla altındaki yükseliş devam ediyor. Petrol fiyatlarında da Amerika'da kaya gazı çalışmaları azaldı haberleriyle beraber ve Çin'den gelen Çin ekonomisini hızlandırmaya dönük, yavaşlamayı durdurmaya dönük adımlar sonrasında petrol fiyatlarında da bir miktar yükseliş var. 36 dolar seviyesine doğru bir çıkış var. Bu seviyelerin korunduğunu söyleyelim. Parite 1.08 seviyesinde, euro dolar paritesinde dolar lehine bir hareket var. İçeride kotasyonlar 2.94'e inmiş durumda ve euro TL'de de 3.20 lira seviyesini görüyoruz. 75.886 puanda Borsa İstanbul. 76.000 puan seviyesine geldikçe oradan bir geri çekilme oluyor. Bu seviyeyi aşmakta zorlanıyor Borsa İstanbul. Ve piyasalar bugünü de biraz daha rahat geçirdi diyebiliriz. Keza Avrupa borsalarında da hafif yükselişler var. %1'lik yükselişler Almanya borsasında devam ediyor. Orada da karışık bir seyir var. Küresel büyümeye dair kaygıların, küresel yavaşlamanın boyutlarına dair endişelerin biraz daha öne çıktığı ama borsaların Türkiye'nin de biraz daha pozitif ayrıştığı rahat bir gün diyebiliriz. Piyasalar açısından en öne çıkan hareket altındaydı ve altın fiyatlarındaki yükselişi bugün de izledik diyelim. Piyasa özetinden sonra bugünün gündem başlıklarını da bir aktaralım, ardından ayrıntılarla devam edelim. İhracat 14 ay sonra artışa geçti. Şubat ayında ihracat %3,1 arttı. Ancak resmi rakamlarda bakalım ihracatın artışının devam ettiğini görecek miyiz? Çünkü Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamlarında altın yok. Ama 14 ay sonra yaşanan artışla ihracatçılar moral buldu diyebiliriz. Ve İstanbul enflasyonu, şimdi 3 Mart Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu açıklayacak. Onun öncesinde İstanbul enflasyonu geldi. Gıda fiyatları Ankara'nın aksine düşmedi. %2,87 arttı. İstanbul'da perakende fiyatlardaki artış %1,3 oldu. İstanbul'da 13 yılın en yüksek enflasyonu yaşandı. Ve saatte 1000 kod ne anlama geliyor? Mavi cins ne açıkladı bugün? Bakacağız. Saatte 1000 kod satışı. Ve Cenevre Otomobil Fuarı'na götüreceğiz sizlere. Otoshow diyeceğiz. Cenevre'de birbirinden yeni modelleri otomobil fuarındaki izlenimleri Emin Çapa'dan alacağız. Ve başlıklardan sonra ayrıntılara geçelim. 14 aydır düşen ihracattan bahsediyoruz. Şubat ayında %3,1 arttı ihracat. 14 ay sonra ihracatçı biraz moral buldu. 10 milyon 790 milyon dolara ulaştı ihracat ve kilogram bazında ihracat artışı %26 ama paritenin olumsuz etkisi var. 128 milyon dolarlık negatif etkiden bahsediyoruz. Euro dolar paritesindeki hareketten ve euronun değer kaybının etkisinden bahsediyoruz. İhracatın sıçrama yaptığı ülkelerse Ukrayna ve Mısır oldu. 14 ay sonra ihracat ilk kez arttı. İhracat Şubat'ta %3,1 artışla 10 milyar 790 milyon dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ihracat artışıyla moral bulduk. İhracatın gücüyle önümüzdeki dönemde ortalama %5'lik büyüme hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz dedi. Otomotiv sektörü 1 milyar 986 milyon dolarla ihracatta liderliğini sürdürdü. İhracatta otomotiv sektörünü hazır giyim ve konfeksiyonla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti. Şubat ayında en fazla ihracat artışını %41,4 ile savunma ve havacılık sanayi sektörü yakalarken bunu 24,3 yükselişle süs bitkileri ve mamulleri sektörü izledi. Yılın ilk iki ayında ise ihracat %17'lik düşüşle 20 milyar 387 milyon dolara ulaştı. İhracat son 12 ayda ise %10,8 düşerek 139,7 milyar dolara indi.
Kilogram bazında da ihracatta %26 yükseliş gerçekleşti. Ancak Şubat ayında da ihracata parite 128 milyon dolarlık negatif etki yaptı. En fazla ihracatın yapıldığı Almanya'ya ihracat %13,1 artarken İtalya'ya ihracat %15,7, Fransa'ya ise %12 arttı. Şubat'ta en yüksek ihracat artışı %47 ile Ukrayna'da yaşandı. Mısır'a ihracat da %46,7 arttı. İhracatta öncelikleri arasında yüksek katma değerli ürünler olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, Ar-Ge reform paketinin katkı sağlayacağını vurguladı. İhracatçılar da şimdi ihracat destek paketini bekliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Şubat ayı ihracat verilerini Karaman'da açıkladı. Akdeniz İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı Bülent Aymen de Karaman'ın Türkiye'de her 3 bisküviden birini ürettiğini vurguladı. Ama birileri sizin kolisini 3 dolara sattığınız ürünü gider 13 dolara satar. Marka olamadığınız zaman rekabet edemezsiniz dedi. İşte ne kadar satarsanız satın, markalaşmanın önemi, katma değerin önemi tam da burada ortaya çıkıyor. O zaman daha çok kazanıyorsunuz. Miktarın ötesinde markalaşmanın önemi öne çıkıyor. Dolayısıyla katma değerli ürün derken tam da bu kastediliyor. Şimdi enflasyon yüksek, gıda fiyatlarından şikayet var. Yılın başından itibaren et fiyatları, sebze meyve fiyatları, ekmek fiyatları tartışılıyor. Tavan fiyat uygulamaları geldi marketlere, kar sınırı açıklamaları geldi ama tüketici gıdayı alırken fazla para ödüyor. Bu açık. Gıdanın enflasyonu yüksek. İstanbul Ticaret Odası da diyor ki enflasyon Şubat ayında gıda fiyatları, gıda harcamaları %2,87 arttı. Öyle ki %3'e yaklaştı. Ve Şubat ayında İstanbul'da enflasyon perakende fiyat artışı %1,3 oldu. Yıllık enflasyon da 9,3'e geldi. Ankara'da gıda fiyatlarının düştüğü açıklanmıştı Türk İş tarafından. İstanbul'da tam tersi bir durum var. Ekonomistlere sorduğumuzda aldığımız yanıtsa ekmek fiyatlarındaki artış İstanbul'da 1 lira 25 kuruşluk 250 gramlık ekmek fiyatı enflasyonu da olumsuz etkiledi. Gıda fiyatlarındaki artışta da belirleyici oldu diyorlar. İstanbul'da enflasyon Şubat'ta yükseldi. Perakende fiyatların yaklaşık %1,3 arttığı Şubat ayında yıllık enflasyon da %9,3'e çıktı. Sebze meyve, et ekmek fiyatlarında tartışma sürerken gıda fiyatları geçen ayda İstanbul'da %2,87 arttı. Analistler ekmek fiyatlarındaki artışın İstanbul'da gıda enflasyonunu yükselttiğini belirtti. 250 gram ekmeğin fiyatı Ankara'da 1 liraya, İstanbul'da ise 1 lira 25 kuruşa yükseldi. Ortalama Türk insanı her gelen 100 lirasının kabaca 25 lirasını gıdaya, o 25 liranın içerisinde de kabaca 2.6 lirasını ekmeğe harcıyor. En yoksul ve yoksul kesim için ekmek fiyatları özelindeki artışlar çok daha etkili. Öte yandan Türk İş Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat ayında et ve sebze meyve fiyatındaki gerileme öncülüğünde %2,75 azaldığını açıklamıştı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre ise İstanbul'da tam tersi bir durum var. İstanbul'daki tablo 13 yılın en yüksek Şubat enflasyonuna işaret ediyor. Gıda dışında Şubat'ta sağlık ve kişisel bakım harcamaları %4,92, ulaştırma harcamaları %2,07, kültür ve eğitim eğlence harcamaları %0,6 yükseldi. Tek düşen kalem %6,6 ile giyim fiyatları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını 3 Mart Perşembe günü açıklayacak. Beklentiler enflasyonda %0,3 düşüşle %0,8 artış arasında değişiyor. Reuters hesaplamasına göre medyan bazında enflasyonda %0,3'lük artış bekleniyor. Gıda fiyatlarındaki değişim Şubat ayında manşet enflasyon üzerinde en belirleyici kalem olacak. Ankette bazı ekonomistler mevsim normallerinin aksine gıda fiyatlarında Şubat'ta sürpriz bir düşüş öngörürken birçok ekonomist ise enflasyonda yükseliş bekliyor. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Şubat'ta toptan fiyatlar da %0,62, yıllık olarak da %6,66 arttı. Haydi sizi Cenevre Otomobil Fuarı'na götürelim. Emin Çapa karşımızda, CNN Türk Ekonomi Müdürü. Ne gördün Emin, anlat bize. Vallahi bu, öncelikle şunu söyleyeyim, galiba bu sene biraz ilgi daha azdı. Daha yani böyle kalabalık, daha az bir kalabalık var. Önce onu bir söyleyeyim.
bir şaşırtıcı bir şey daha tabii. Daha az coşkulu var. Evet, yani katılımcılar daha az, daha sakin. Geçmiş senelere göre daha sakin bir fuar görülüyor. Hani sanki krizin etkileri böyle bir ikinci dalga mı oluyor? Daha tabii söylemek için çok erken ama daha geçen senelere göre daha az. İkincisi, iki tane şey damga vurmuş vaziyette. Bunlardan birisi kesinlikle karbon ayak izini görüyoruz otomobil şeylerinde. Herkes elektrikli araçlar, daha az karbon emisyonu. Bütün üreticiler bu tarafa doğru bir dönmüşler. Daha az karbon ayak izi bırakma, daha verimli motorlar, her yerde bunları görürüz. Elektrikli araçlar. İkincisi, bu akıllı arabalar ve akıllı yollar. Bütün üreticiler akıllı araba konseptinde bir şeyler yapmaya başlamışlar. Çok yakında bunları bayağı göreceğiz. Birbirleriyle konuşan ve yolla konuşan arabaların çağı geliyor. Alphabili'nin bu akıllı yollar projesinin hani bir parçası olarak da bunu görüyoruz. Arabaların birbiriyle konuşması, işte ben şu yoldan gideceğim, yoldaki kalabalıklık nedir, seni sollayacağım. Örneğin Tesla'da bu vardı, seni sollayacağım diye haber veriyor diğer arabalara. Şimdi ben seni sollayacağım diye ve diğer arabayla hızını ayarlıyor. Bunlar çok etkileyici. Hani arabaların birbirleriyle konuşması, makinelerin birbirleriyle konuşması gerçekten çok ilginç bir durum. Artık akıllı şehirlere, akıllı ülkelere gidiyoruz. Birazdan haberini aktarırız, evet. Zemin. Birbirleriyle, evet, koordinasyon içinde olan bir yapı da söz konusu anladığım, evet, kadarıyla. Arabanı, arabanı evinle ve iş yerinle koordine edebileceksin. Araba eve yaklaşırken belli bir mesafe kalınca diyelim evin kaloriferini yakacak ya da kombisini yakacak, evi ısıtacak. Bu entegrasyon, bu makineden makineye olayının bir zirveye doğru gittiğini hiç eskiden bu kadar böyle görmüyorduk. Şimdi tamamen oluyor. Veya iş yerine yaklaştığında işte otoparkın hazır olması, kahvenin ısıtılmasına varıncaya kadar bunların düşünülmüş olması ilginç bir konsept. Yani bu her anlamda makinelerin, akıllı araçların insan hayatına nüfuzunu önümüzdeki 3-5 yılda galiba çok ciddi göreceğiz. Fuar bize bunu gösteriyor Ebru. Ve tabii bir de bir şey daha var. Hani aile arabaları sanki geri dönüyor. Böyle büyük arabalar, daha 5 kişilik, 6 kişilik, daha aile arabalarına böyle bir onların biraz daha sayılarının arttığını gibi, görüyorum. Değil mi? Crossover, evet, SUV'lar, evet, çıkıyor. Evet, crossover gibi. Önemli şeylerden biri de tabii oydu. Toyota Ordus kendi standında dünya lansmanını yaptı. Buna böyle arabayı gösterdi. Büyük bir havalarla işte konuşmalar yapıldı falan, tanıtıldı. Türkiye'de Adapazarı'nda üretilecek araçtan bahsediyoruz. 350 milyon euro yatırımla geçtiğimiz çok günlerde açıklandı. Türkiye'de üretilip dünyaya ihraç edilecek ve Türkiye'nin ilk crossover otomobili de olacak. Dolayısıyla ağırlıklı Avrupa'ya ihraç edilecek. İlk kez Cenevre'de değil mi sergileniyor? Evet, evet. Nasıl, evet, gördün ve aracı? Çok büyük bir kalabalık vardı. Valla araç etkileyici. Bir spor bir yanı var, böyle görüntüsü spor. İsmi açıklandı mı? Hayır, daha öyle bir şey, o kadar öyle bir şey duymadık ve görmedik. Ama şey çok havalıydı. Yani gösteri çok havalıydı. O arabanın üstü örtülüydü, öyle açıldı, ışıklar, müzikler tanıtıldı falan. Böyle havalı, güzel bir şekilde dünyaya lanse edildi. Sen konuşurken ekranlara prototipi geliyor. Biz sabah da gösterdik. Türkiye'de üretilecek araç bu. Toyota'nın Adapazarı fabrikasında üretilip dünyaya ihraç edilecek. Hibrit bir araç. Dolayısıyla bu önemli. Araç bu hibrit bir araç olması sergileniyor ilk kez. Yani hibrit de tabii çok önemli bir şey. Hem elektrikli olması da o da çok önemli bir şey. Ege'ye tabii çok ilgi görecektir. Çok önemli bir, evet, proje. Evet, Türkiye'nin önemli, evet, projelerinden, evet, çok biri. İlgi var. Ona da çok ilgi vardı. Renault'un standında da, Tofaş'ın standında, yani Fiat'ın standında da Türkiye'den gelen arabaları zaten gördük. Türkiye'de üretilen araçları. Bunlar tabii bizim için, Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin için önemli noktalar. Ve bir tek üreticinin olması, hani bu kadar insanı şey yapmazdı ama hem Renault'un hem işte Tofaş, Fiat'ın, bu tarafta Toyota'nın olması, bu güzel bir şey. Yani onların rekabet içinde olması ama aynı zamanda da uluslararası alanda da çıkabiliyor olmaları Türkiye'de üretilen araçların, bu da bizim için önemli bir nokta. İnsanın hoşuna giden bir nokta. Yani Tofaş'ın standı neyi görünce insan, hani hoş bir şey, güzel bir şey o. Fiat'ın standı, özür dilerim, Tofaş'ın Ege'sini görmek güzel bir şey.
Hoş bir şey. Yurt dışı ajanslardan protesto görüntüleri de haberleri de geliyor Cenevre Otomobil Fuarı'na ilişkin. Bu arada Bursa'da Oyak Renault fabrikasında işte bir günlük aranın ardından yönetim üretime devam dedi ama işçiler işbaşı yapmadı. İşçilerin bir kısmı işten çıkartılan işçilere destek için eylem yapıp yol kapattı. Gruba müdahale edildi. Bu görüntüler bugün çok tartışıldı ve haberlere girdi. Bunun için bu eyleme ilişkin bir açıklama var mı acaba? Biliyorum Renault Mayıs ve Oyak üretim ve evet. pazarlama ayrı. Dolayısıyla bu konuda hani resmi bir açıklama da henüz yok ama belki bir değerlendirme yapılmıştır. Ne dersin? Şöyle bir şey tabii. Renault çok en büyük üreticilerden biri Türkiye açısından baktığımız zaman. Eylemlerin ihracatı etkilememesi, o can alıcı nokta o üretim ve ihracatı etkilememesi, geçen sene olduğu gibi uzamaması önemli bir nokta. Hani işçilerin işleri açısından da o söylenen o. Ama onun dışında şu anda tabii çok fazla bir şey söylenmiş değil. Fakat tabii eylemlerin uzamaması özellikle ihracat ve üretimin devam etmesi açısından önem taşıyor. Emin çok teşekkürler. Kolay gelsin diyelim. Var mı ekleyeceğim bir şey notların arasında? Ya notlarım arasında benim bu sene gördüğüm şeylerden biri, sen eylemlerden bahsettin Volkswagen olayında, böyle Volkswagen'ı mesela biz burada daha bir düşük gördük. Hani her zaman daha havalı, daha şeydi. Bu sefer bir böyle bir hani o eylemin şeysinin etkisini bir görüyorsun. Böyle bir daha düşük, daha bir alçak gönüllü duruş olarak evet. böyle bir daha bir sakin hani o şokun etkisi tabii çok büyük bir olay çünkü başına gelen veya yaptığı başına gelen demeyelim. Yaptığı daha şey bir tabii çok sakin bir diyorsun. Olay. Fuar. Evet, evet biraz bir süre herhalde onu öyle biraz geçirecektir. Peki. Volkswagen açısından baktığımızda. Kolay gelsin. Emin akıllı otomobiller dedi, otomobillerin birbirleriyle entegre olması dedi ya, artık akıllı telefonlar, akıllı evler, akıllı otomobillerden yola çıkarak akıllı şehirler oluyor. Artık hayatımız bütünüyle akıllı hale geliyor, akıllı yaşama geçiyoruz. Intel, Vodafone, Mastercard, İstanbul Teknik Üniversitesi birleşti. Türkiye'de akıllı şehirler nasıl olacak? Bunun için ne yapılmalı tartıştı. Akıllı telefonlar, akıllı evlerden sonra şimdi de sıra akıllı şehirlerde. Bütünüyle akıllı yaşama geçiyoruz. Bir şehir düşünün. Trafikte daha kısa süre harcadığınız, bütün günlük işlerinizi dijital ortamda mobil cihazlarla yaptığınız, beklemeden her şeyin hızlı olduğu bir yaşam, daha kolay bir yaşam. İşte artık o dönem çok uzak değil. Türkiye Bilişim Vakfı, Intel, Vodafone ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Akıllı Şehirler Endeksi, geleceğin şehirlerine ışık tutuyor. Akşam arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Hep beraber akıllı saatlerimizden taksilerimizi çağırdık. Restorana gittik. Restorana gitmeden önce siparişlerimizi verdik app'lerden, mobil app'lerden. Ve restorana gittiğimizde hiçbir şekilde garsona bile ihtiyaç duymadan siparişimizi verdik ve ödemeye gelince de yine kolaylıkla ödememizde yine akıllı saatlerimizden, biyometrik ödemelerden ya da diğer farklı kolay akıllı ödemelerden gerçekleştirdik. Çok kolay değil mi? Hayat çok sorunsuz, çok rahat, çok pratik. Teknoloji hayatımızı değiştirdi, dolayısıyla yaşam stilimizi de değiştirmeye başladı dedim ama bunu akıllı şehirlerle hayatımızda çok daha fazla göreceğiz. İş hayatında teknolojiye dokunmadan iş yapmak mümkün değil. Bireysel hayatımızda teknolojiyle keyif alıyoruz, keyifleri paylaşıyoruz. Dolayısıyla hayatımızda, iş hayatımızda, bireysel hayatımızda teknolojinin getirdiği müthiş dokunuşlar var. Bir şehrin akıllı olması için elektronik teknolojiyi kurmak kolay. Ancak en temel şart insan odaklı olunması. Vatandaşın süreci dahil olması da akıllı şehirlerdeki en önemli parametrelerden biri hem dünyada hem de Türkiye'de. Vatandaş odaklı, toplumsal ve sosyal inovasyonu hedefleyen, kullanıcılarla üreticilerin birlikte ürün ve hizmetleri tasarlayıp geliştirdikleri ortamların oluşturulmasını önemsiyoruz. İstanbul'un akıllı şehir olabilmesi için daha önünde uzun bir yol var. En önemli sorunsa kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması. Tam burada açık veri sorunu oldukça belirgin olarak önümüze çıkıyor. Akıllı şehirlerden üretime geçelim. Saatte 1000 adet kod satışı. Kim yapıyor, nasıl yapıyor? Mavi cins diyelim. Detayları da haberde izleyelim.
Saatte 1000 adet kod satıyor. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde satışları 5 milyon adede ulaştı. Türkiye'nin perakende de en önemli markalarından Mavi 25. yılında hedef büyüttü. Bu sene de 45'e yakın mağaza açacağız. 25 bin metrekareye yakın ilave metrekare yer bulacağız. Geçen sene 1 milyon yeni müşterimiz oldu. Onları bir defa kucaklayacağız, bize tekrar gelmelerini sağlayacağız. 2016'da kod satışlarını 8 milyon adede taşımayı planlayan Mavi, yurt dışında 80 yeni mağaza açacak. Kod üretimini %100 Türk üreticilerle yapan şirket, Amerika, Kanada, Almanya gibi mevcut pazarlarında büyümenin yanı sıra yeni pazar arayışlarını da sürdürecek. İlk hedef Balkanlar. Belki de fazla batıyla uğraşırken biraz yavaş kaldık. Hani Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya bunlar da değerli görünüyor. Gene Birleşmiş Markalar Derneği ile biz Nisan'da oraya gidiyoruz. Orada da yerimizi almak istiyoruz. Rusya'da 30'un üzerinde mağazası bulunan şirket ülkede yeni yatırımlarını ise şimdilik dondurmuş. Biz bu sene aslında 20'ye yakın bir mağaza açmayı planlıyorduk. Şu anda bir 6 aylık süreçlerle önümüzü görme, bu istikrarsızlığın, siyasi krizin nasıl gelişeceğini görme aşamasındayız. Eğer işler yoluna girerse gaza basıp oradaki noktaları, perakende noktaları açmaya devam edeceğiz. Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, İran'daki potansiyelin büyüklüğüne de dikkat çekiyor, yakın takipteyiz diyor. İki ülke içinde ticaretin çok hızlı büyüyeceği, bir de oradaki müşteri aç tabii. Alışveriş merkezleri yok, markalar yok vesaire. Yavaş bir geçiş olacağını tahmin ediyorum İran'da, adım adım. Yani ben bunun bir 5 ila 10 yıllık bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Yavuz, Doğu ve Güneydoğu'daki mağazalarında satışların Türkiye genelinin de üzerinde artış gösterdiğini söylüyor. Mavi, 2015'teki 1.2 milyon liralık cirosunu bu yıl 1.5 milyon liraya taşımayı hedefliyor. Markamız daha 25 yaşında, koşacak çok yolu var diyen Mavi CEO'su, orta vadede ciro hedeflerini 1 milyon dolar olarak açıkladı. Otomotiv dedik, ihracatta söyledik, Cenevre Otomobil Fuarı'nda söyledik. Yatırımlara bakalım, yatırımlar da devam ediyor. Ford Otosan da geçen yıl Avrupa'da ticari araçta pazar birincisi oldu. Bu yılda 215 milyon euro yatırım planlıyor. Büyüme hedefini de geçtiğimiz yıl %35'te devam ettireceğini belirtiyor. 2015 sizin de söylediğiniz gibi çok değişik bir yıldı. 2015'i ne zor ne kolay diye tanımladı Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün. Değişik dedi ve o değişik yılın otomotive rekorlar getirdiğini anlattı. Türkiye'deki satış bir yıl öncesine göre %25 artarken, satış sayısı bu 1 milyon, biz performans olarak %35'in üzerinde büyüdük. Ticari araçlardaki liderliğimizi sürdürdük ki bu bize gerçekten çok büyük gurur veriyor. 2015'te hafif ve orta ticari araç satışlarını %44 artıran Ford Otosan, ihracatta da yükselişini sürdürdü. Haydar Yenigün, başarının anahtarının pazar çeşitliliği olduğunu söyledi. Çok değişik, enteresan ülkelere de satmaya başladık. Yani Mauritius'a da araba satıyoruz, Zimbabwe'ye de araba satıyoruz, Avustralya'ya da satıyoruz, Avrupa'ya da satıyoruz, İngiltere'ye satıyoruz. Dolayısıyla o bölgelerde oluşabilecek bir ekonomik düşüş veya otomotiv ekonomisindeki bir çalkantı veya segmentlerdeki bir değişim satış yaptığımız diğer ülkelerdeki performansımızla kapatılıyor. Bugün geldiğimiz noktada 82 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Öyle ki Yenigün, Ford Otosan'ın 2015 yılında Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu söyledi. Resmi açıklama ise yakın zamanda yapılacak. 2016 yılı içinde iyimser ama temkinli konuştu Ford Otosan Genel Müdürü. İtidalli iyimserlikle bakıyoruz. Yani sektörün veya endüstrinin düşmesi durumuna karşı her türlü plan cebimizde duracak. Ama biz her zaman olumluya doğru bakacağız. Kredi faizleri bizi heveslendirecek noktada değil dese de Yenigün 2016'da toplam pazarın 1 milyonu aşmasını bekliyor. Bu yıl 132 bin adetlik satışa ulaşmayı hedefleyen Ford Otosan ihracat hedefini de 269 bine yükseltti. Üretim hedefini 347 bin olarak belirleyen şirket 215 milyon euroda yatırım yapacak. İhracatın büyümenin lokomotifi iki sektör, otomotiv ve hazır giyim. O sektörlerden şirketlerin 2016'ya bakışını ve hedeflerini de sizlere aktarmış olduk ihracat rakamlarıyla beraber. Şimdi de mega projelerden birine bakalım. Üçüncü köprü inşaatında iki yakanın birleşmesine 9 metre kaldı. Son görüntüleri merak ediyor musunuz? İzleyelim. Üçüncü köprü inşaatı aralıksız sürüyor. Projede sona yaklaşıldı. Asya ve Avrupa kıtasının birleşmesine sadece 9 metre kaldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi. Üçüncü köprüde 59 çelik tabliyeden 58'inin montaj ve kaynak işlemleri tamamlandı. Son tabliyenin de konulmasıyla iki kıta yeniden birleşecek. Projede görev alan işçiler de heyecanlı. 9 metre mi kaldı? 9 metre kaldı. Tamam inşallah. Bitireceğiz. Köprünün üzerinde kaynak çalışmaları sürüyor. Son çelik tabliyenin cumartesi günü törenle yerleştirilmesi bekleniyor. Proje tamamlandığında 3. köprü 59 metrelik genişliğiyle dünyanın en geniş köprüsü olacak. Aynı zamanda en yüksek kuleye sahip asma köprü, üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun köprüsü olma unvanını da kazanacak. İstanbul trafiğini rahatlatması hedeflenen 3. köprünün Ağustos ayında açılması planlanıyor. Cumartesi günü törenle son tabliyede konulacak ve iki yaka birleşmiş olacak. Ve Ağustos'ta da tamamen 3. köprü yollarıyla bitmiş olacak diyerek noktalayalım. Paranın izine yarın görüşmek üzere.